Clashkiller kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni video ile karşınızdayım. Misafir klan savaşlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve ilk defa gördüğünüz gibi TR Eta klanındayız. Yeni kurulan bir klan. 4. seviye. Neden buradayız sorusuna gelecek olursak hemen şöyle bir hatırlatma yapayım. Videolara sıkça gelen soruların yanıtı bu klanda arkadaşlar. Ben şöyle klana bir gireyim. Şöyle gördüğünüz gibi hesapların çoğu, hatta birçoğu TR hakkı yetenden gelen hesaplar. Alt tarafta yeni arkadaşlar var. Burayı usta işi olarak ilerletiyorlar. Gördüğünüz gibi yapılan savaş 19. Kazanılan savaş 19. Gördüğünüz gibi toplam seride 19. Mükemmel ilerliyorlar, nazar değmesin. Şöyle göstereyim, savaş günlüğünde girelim. 4. seviye oldular. Son savaşlar efsane bir savaş oldu. Tabi devirdikleri klanlar da dünya sıralamasındaki klanlar diyebiliriz. Tabi en büyük ayrıcalık, şöyle göstereyim. Güçlük ustası Tarık abi burada. Tarık abi çoğunuz biliyorsunuz, beni takip edenler. Bilmeyenler için şöyle tanımlayayım. Selçuklu, savaş sanatı, TR Clans, TR hakkı yeten. Yani birçok klan savaşı klanlarında bulunan 3 yıldız ustası Tarık abimiz. Onu da hemen şöyle hatırlattıktan sonra, tabi savaş abi falan da burada gördüğünüz gibi. Birinci sırada sağ hesabı. Bir de şunu hatırlatayım. Videoyu geçmeden önce, saldırılara geçmeden önce. Dün bir tane video attım arkadaşlar. Bunu yüklemeye çalışacağım. Dünkü videoda zorlukları açıklamıştım. Dünkü videoyu HD olarak yüklemek istedim. Sizlerden ters tepki gelmesin diye. Fakat 4 saat sürdü arkadaşlar videoyu atmam. Ve telefon öyle bir ısındı ki artık %100'lük şarj. Onun üstüne bir de elektrikler gitti. Zaten telefonun internetinden yiyorum. Evde internet yok, köy yerindeyiz. %100'lük şarj bitti. Elektrikler geldi. Tekrardan devam ettim. Telefon ısındı, yani kafayı yiyordu. Onun için bu videoyu SD olarak, bakalım kalitesi çok düşerse artık, bir şekilde videoları çekip bir sınırsız internet bulduğumda yüklemeye çalışacağım. Şimdilik böyle bir deneme yapıyorum. İnşallah çok kalite düşmez. Videoları devam etmek için böyle bir şey yapıyorum. Bakalım, inşallah beğenirsiniz. Hemen ilk olarak Birinci Köy'den başlayalım. Gereken açıklamaları yaptık. ANH 1007 hesabıyla yapılan saldırı. Tazı balon saldırısı, 39 tane balon var, hemen kralını gönderdi. Kralın arkasından kraliçeyi tankladı. Gördüğünüz gibi şu anda yavaş yavaş ilerliyor. Tabi bu saldırıdan sonra videoyu bir durdurayım. Saldırıları kimler yapmış? 12 tane köy binası, 11 üçlüğü var. Bunları 2 part olarak çekmeyi düşünüyorum. Video çok uzun olursa hem yüklemesi çok zor oluyor, hem de megabyte, yani gigabyte olarak da çok büyük olacak. Hemen onun ardından etraf temizlenir temizlenmez tazı balonlar sahaya indi. Hemen buz büyüsü orada cehennem kulesinin olduğu noktaya geldi. Balonlar hemen acele büyüleri merkezdeki balonlara, buz büyüsünün kafasına doğru öfke büyüsü takviyesi geldi. Sol taraftan ilerleyen tazın arkasındaki balonlarda bir acele bir taklit daha geldi orada. Gördüğünüz gibi taktik avcı uçağı da seri bir şekilde indirdikten sonra artık son cehennem kulesine doğru ilerleyen balonlarda büyük korucunun gücü kullanıldı. Bakın köy saniyeler içinde yerle bir edildi. Bir iki tane savunma kaldı. Cehennem kulesinde oradan gelen, orta kısımdan gelen balonlar indirdi. Son hava savunması da indirildikten sonra herhangi bir savunma birimi kalmadı. Gördüğünüz gibi etrafta zaten dal kavuk köpecikler ve balonlar temizliyor. 2-3 tane de okçu atmış. ANH 1007 hesabı. Hemen şöyle temizlik işlemini hızlandırıyorum. Bakalım saldırıyı kim yapmış?
hakkını verelim, ismini es geçmeyelim. İlk 6'nın saldırılarını bir öğrenelim. Şöyle savaş haritası diyeyim. Durdurayım, hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, birinci köyü Tarık abi üçlemiş, ikinciyi Ege üçlemiş. 3, 4, 5, 6, 7 Tarık abinin eseri. Hemen şöyle ikinci numaradan devam ediyoruz. Savaş hesabıyla yapılan saldırı. Taz balon saldırısı, 35 balon var. Bakalım Ege nasıl bir stratejiyle girmiş bu düzene. Hemen şöyle sol taraftan büyücü, sağ taraftan dal kavuklarla koridor açıyor. Ardından kralını gönderdi alt taraftan doğru. Pistir'e kraliçesini gönderdi. Hava savunmalarının olduğu noktadan doğru kralı tanklayarak kraliçeyi yürütüyor şu anda. Bakalım sağ taraftaki dal kavuk da öldü. Ama bayağı bir koridor açıldı orada. Hemen duvar kırıcılarıyla önündeki duvarı güzel bir noktadan açmayı başardı kraliçeye. Kralın öfkesi kullanıldı bu arada. Kral gördüğünüz gibi sağ tarafı tertemiz ederek ilerledi. Bayağı bir birim aldı, hatta savunma da temizledi. Kraliçe de orada iki tane hava savunması indirdi, bir tanesini daha indirebilecektim derken orada kraliçe hakkı rahmetine kavuştu. Üst taraftan taz balonlar savaşa doğru dahil edildi. Hemen ön kısımda öfke büyüsü geliyor balonlara. Buz büyüsünün bir tanesi, pardon zaten bir taneymiş, Cehennem Kulesi iki seyirine gönderildi. Sağ taraftaki balonlara da öfke büyüsü ardından büyük korucunun gücü kullanıldı. Sağ taraftaki Cehennem Kulesi seri bir şekilde indirildikten sonra merkezdeki kartal seri bir şekilde indirildi. Önce acele büyüsü, sonra şifa büyüsü, son hava savunmasına doğru bütün balonlar eşit şekilde ilerliyor şu anda. Balonların çoğunun canı fullendi zaten. Ardından son acele büyüsünü de orada kullanmış. Hava savunması indikten sonra havan alanında herhangi bir savunma benim kalmadığı için seri bir şekilde köyü temizlemiş Ege. Tebrik ederim, gerçekten saldırı hangi ara başladı, hangi ara bitti belli değil. Şöyle 4x yaptım, saldırıyı hızlandırdım, temizlik bitti. Hemen şöyle 3 numaraya geçiyorum. 3 numarada Tarık abi ANH17 hesabıyla saldırmış yine. Tazı balon saldırısı, 38 balon var, bir tazı var. Düzen gördüğünüz gibi tamamen sol taraf duvara yapışık bir düzen. Değişik bir düzen gerçekten. Önce kralını gönderdi, hemen duvar kırıcılarıyla güzel noktadan duvarı açtı. Kralın öfkesi kullanıldı. Kraliçe arkadan temizlerken oraya bir öfke büyüsü takviyesi geldi. Kralın öfkesi de şu anda bitmek üzere, bayağı bir birim temizledi orada. Kraliçenin de öfkesi kullanıldı. Bakalım rakip klan kalesinden tazı çıkmış. İki tane hava savunmasını indirmeyi başardı Tarık abi. Bakalım şöyle büyük koruyucu havaya ayarlı, gördüğünüz gibi. Alt taraftan tazılar gönderildi, peşlere balonlar. İlerlerken ön kısımda acele büyüleri gönderildi. Sağ taraftan da diğer balonları gönderiyor klan kalesinden çıkan diyecektim. Pardon. Sağ taraftan da balonlar gitti sadece. Hemen acele büyüleri, ardından şifa büyüsü desteği geldi merkezde. Büyük korucunun gücü hala duruyor. Oradaki Cehennem Kulesi indirildi. Bakın merkeze zor, bütün balonlar güzel bir noktada, tek bir noktada toplandı. Acele büyüsünden çıkan balonlar tekrardan bir acele büyüsüne yapıştırıldı. İkinci Cehennem Kulesi'ne doğru ilerlerken büyük korucunun gücü de kullanıldı. O esnada Cehennem Kulesi alındı seri bir şekilde. Son olarak orada iki tane okçu kulesi var. Sağ tarafta da bir okçu kulesi var. O da alındıktan sonra havaya vuracak. Savunma benim kalmayacak ve geri kalan işlem temizlik. Tarık abi bu köyün içinden geçti diyebiliriz. Hemen şöyle 4x yapıyorum. Seri bir şekilde o okçu kulesini de indirdi. Bakın geri kalan birimleri dal kavuk köpecik. Orada köpecikler rakip klan kalesinden çıkan tazıyı da patlattılar ama çok bir sıkıntı çıkarmadı. Hemen şöyle bir diğer hesaba geçelim. 4 numaraya gidiyoruz. Yine Tarık abinin eseri. Hemen 1905 Emre 1905 hesabıyla yaptığı saldırı. Tazı balon saldırısı aynı şekilde. Tazı balon saldırısı sürekli izletiyorum ama
Gördüğünüz gibi her saldırdığı kombinasyon 11 savunma değişik olduğu için bu tip savunmalar artık güçlü rakiplerde benzer ya da bir aynısı çıktığı için sizlere bunları izletiyorum. Hemen şöyle kralını gönderdi, arkasından kraliçesini gönderdi, temizledi, devam ediyor. Güzel bir noktadan duvar açtı. Kraliçe şu anda öfkesini de kullandı. Kralın da öfkesini bastı. Gördüğünüz gibi iki tane hava savunmasını indirdi. Kraliçe şu anda rakip kulan kalesine geliyor. Tazı balon çıktı. Rakip kulan kalesinden tekrardan sol taraftan tazı balonlar şu anda savaşa dahil edildi. Bakın hemen ön kısımda bir acele büyüsü, sağ taraftakileri, sol taraftakileri öfke büyüsü, öfke büyüsünden geçen balonlar seri bir şekilde oradaki cehennem kulesini indirdi. Önce acele büyüsü, sonra tekrardan merkeze doğru ilerlerken bir öfke büyüsü daha kullandı. Merkezde avcı uçağın olduğu noktaya da şifa büyüsünü gönderdi. Büyük koruyucunun gücü hala duruyor. Onu ikinci cehennem kulesine saklıyor Tarık abi. Gördüğünüz gibi acele büyüler ardı ardına geliyor. Şifa büyüsünden çıkan balonlara tekrardan bir acele büyüsü gönderdi. Peş sıra Vardım'ın özelliğini bastı. Gördüğünüz gibi son 3 okçu kulesi var orada. Bütün balonlar oraya gidiyor. Zaten tazının biri de hala ayakta diyebiliriz. Ben şöyle 4x yapayım burayı da. Vardan'ın canı da full. O da temizliğe yardım ediyor. Etrafı köpecikler, tazı kavuklar, balonlar temizledi. Buradan da güzel bir üçlük çıkmış. Köy burası üçlük ustalarının ellerinden. Hemen şöyle 5'e gidiyorum. Bakalım. Namken hesabıyla yaptığı bir saldırı var Tarık abinin. Bu sefer 37 balon var. 8 dal kavuk var, 1 tazı var. Bakalım ne taraftan doğru gidecek? Sağ taraftan doğru. Bakın. Kral sağa doğru ilerliyor. 5 sıra. Kraliçe ilerliyor. Hava savunmalarını alabildiği kadar alacak. Kraliçe aynı zamanda bakalım. Kral dışarıyı temizliyor. Cehennem kulesinin birini de indirecek. Kraliçe orada. Önce büyücü kulesini indiriyor. Kral gücünü de kullanarak alabildiği kadar birim aldı. Kraliçe de öfkesini kullandı. Bu arada üst taraftan gördüğünüz gibi acele büyüleri ardı ardına geldi. Sağ tarafta bir öfke büyüsü geldi. Önden tazlar gidiyor. Arkadan balonlar gidiyor. Gördüğünüz gibi acele büyüsünden geçen balonlar resmen şahlandı. Hemen acele büyüsünün içine bir de şifa büyüsü gönderdi orada. İki tane eksiği vardı. Orada bir de iskelet tuzakları bayağı bir balon kovalıyor. Sağ taraftan da şu anda balonlar ilerliyor. Son iki hava savunması var orada. Kraliçe rakip kralla uğraşıyor diyecektim. O rakip kral kraliçeymiş, pardon. Kraliçemiz başta ölmüştü. İnsan şaşırıyor. Ne ara başladı ne ara bitti saldırı hiç belli olmuyor. Gördüğünüz gibi iskelet tuzakları balonları kovalıyor. Büyük koruyucu ve dal kavuklarda balonlarla uğraşıyor. Yani savunma birimi kalmadı zaten. Burayı da hızlandırdım. Geri kalan işlem temizlik. Kral kraliçe de rahat bir şekilde alındı zaten. Yani son olarak belediyede yıkıldıktan sonra buradan da güzel bir üçlük atmış Tarık abi. Hemen son olarak ilk partın son saldırısına geçiyorum. Tekrardan Namken hesabıyla yaptığı saldırı var. Tazı balon saldırısı, bu sefer bir tane bebeği ejder almış. Gördüğünüz gibi bakalım şöyle alt taraftan hemen. Bebeği ejderini gönderdi, kralını gönderdi, kraliçesini gönderdi hemen. Kral tanklıyor savunmaları, kraliçe arkadan temizliyor sol tarafta. Gitmesini engellemek için bebek ejder kullandı gördüğünüz gibi sağ tarafa doğru. Öfkesini kullandı, kral dışarıya doğru belediyeyi de alacak. Kraliçe orada alabildiği kadar hava savunması alacak. Derken öfkesini de kullandı kraliçenin. Yani ikinci hava savunmasına doğru bakalım gücü yetecek mi kraliçenin derken. Şu anda ikinci hava savunmasını da indiriyor. Onu da indirdikten sonra sol taraftan tazı balonlar savaşa dahil edildi. Ön kısımda hemen 4 tane acele büsü peşin olarak gönderildi. Tazı balonlar peşin olarak gidiyor hemen. Balonlar acele büsüne girdi. Ardından merkeze doğru ilerlerken bir de öfke büyüsü. Sağ tarafta merkezde bir de acele büyüsü geldi. Orada hava savunması, taktik avcı uçağı, ilk şey büyücü kulesi. O noktada baya bir yayılım ateşi vardı. Sol tarafta da cehennem kulesi, ilerleyen balonlar, büyük korucunun gücü desteği geldi. Onun sayesinde orada cehennem kulesini aldılar. Acele büyüsünden geçen balonlar da son hava savunmasını
seri bir şekilde indirdikten sonra artık okçu kulesi 2 tane top var. Onlar da indikten sonra balonlar da artık temizlik işlemine geçecek. Hatta bir tane okçu, bir tane balon, bir tane de dal kovuk temizlik işlemi için ayırmış Tarık abi. Resmen takdire şayan saldırılar var Tarık abiden beklenildiği üzere. Hemen şöyle boşuna Türkiye'nin en iyi köy finansı 11 üçlükçüsü demiyorlar. Hakkını veriyor saldırılarda. Tarık abi tekrardan tebrik edelim. İkinci partta görüşürüz arkadaşlar. Dediğim gibi bunu bir deneyeceğim. SD olarak yükleyeceğim. Bakalım düzgün yüklenirse ikinci partı öyle yükleyeceğim. Düzgün yüklenmezse bir hal çaresine bakacağız. Zaten gelen 5 GB internetimde bir haftalık. Tekrardan yeni bir paket yapacağım. Video atmam gerçekten çok sıkıntılı. Video atarken hiçbir işlem yapamıyorum. Dün akşam attığımda 4 saat Facebook bile açılmadı. O derece iptal de etmek istemedim. Hemen şöyle geri geliyorum. Kanala abone olmasanız abone olabilirsiniz. Emeğe saygı diyoruz. Videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. İkinci partta görüşmek üzere. İyi oyunlar.